16 Şubat 1991 doğumluyum. İlkokulu Kayseri Görme Engelliler Okulu'nda bitirdim. Ardından liseyi Atatürk Lisesi'nde okudum. Üniversiteyi de Uygulamalı Bölümler İzzet Bayraktar bölümünde okudum. Sosyoloji okuduk. Şimdi de Erciyes Üniversitesi Tarih bölümünde okuyorum. Birinci sınıftayım. Tarihi çok sevdiğim için. 2016 yılında yapılan engelli kamu personel seçme sınavı EKPSS ile Akdeniz Üniversitesi Antalya Finike Meslek Yüksekokulu'na atandım. Yine santral memur olarak görev yapmıştım. 2020 yılında da Kayseri Üniversitemiz kuruldu. Ben de buraya müracaat ettim. İşte belgelerimi falan gönderdim. Gereken incelemeler yapıldı, sağ olsun. Bizleri buraya layık gördüler, aldılar. Kayseri'ye, memlekete gelmeyi çok istemiştim. Çünkü alışma süreci falan olduğu için çok istemiştim. Memleketimize geldik çok şükür. Şimdi burada hizmet ediyoruz, görevimizi yapıyoruz. Görev yapmak bana göre yani o kadar da zor değil. Vallahi zor değil. İnsan sevdiği işi yapması güzel bir şey. Sevdiğimiz için bu işi yapıyoruz, mutluyuz. Görevimizi en iyi şekilde yapmaya çalışıyoruz. Hepsi çok iyi, sağ olsunlar. Çok iyi karşıladılar. Amirlerim, rektörümüz, rektör yardımcılarımız, okulumuzun güvenlikleri, bütün üniversitemizin bütün çalışanları sağ olsun çok iyi. Yo, kendi kullanmış olduğum ekran okuyucu programım yardımıyla her işimi halledebiliyorum. Bunda bir program kullanıyorum ekran okuyucu olarak. Burada telefon listesi oluşturdum kendim. Oradan numaraları aktarmaya çalışıyorum. Tabii aklımızda olan numaraları da ezbere de çevirdiğimiz oluyor da çoğunlukta. Yanlış olmasın diye yine de rehbere bakıp aktarmaya çalışıyorum. İşte derslerime devam etmeye çalışıyorum. İşte mesaim bitince koştur koştur eve yetişiyorum. Derste geç kalmamak için. Bir yandan arkadaşlardan not alıyorum, not yazıyorum. Hafta sonları arkadaşlarımla bazen buluşup sağ olsun bir kafede oturup notlar yazdırıyorlar bana. Notlar alıyorum. Tarih bölümünde okuduğum için. Mesela şurada okutmayı gören arkadaşlarıma okutmayı istediğim kitaplarım mevcut. Şurada. Bu kitapları mesela gören arkadaşlarıma okutacağım ve gören birileri bulduğum zaman merak ettiğim tarih alanında kitaplar. Böyle birçok kitap okumaya çalışıyorum. Vallahi şu anda arkadaşlara başarılar diliyorum. İşte bir EKPSS sınavına girdiler. İnşallah atanırlar. Hepsi layık oldukları görevlere ulaşırlar diyeyim. Günde kaç telefon alıyorsunuz günde? 200-250 civarında geliyor. Bu telefonların büyük bir kısmı öğrenciler tarafından mı yoksa? Şimdi öğrenciler arıyorlar. Öğrencilerden hariç makamlardan arıyorlar. Mesela makam sahiplerini istemek için, sekreterlerini istemek için onlar arıyorlar.